Merhaba arkadaşlar. Bugün mailing adresiyle alakalı bir validation rule yapacağız. Şöyle ki account nesnesinde bildiğiniz üzere mailing adres diye bir adresimiz var. İçinde şöyle açalım. Mailing adresinin içinde yani billing adresten bahsediyorum. Billing adresinin içinde Billing Street var, City var, Province var, Postal Code ve Country var. Ben şunu istiyorum. Bunların hiçbiri boş olmasın. Yani hepsi doldurulsun. Onu istiyorum. Herhangi bir tanesi boş olunca hata versin. Şimdi bu nasıl yapabiliriz? Edit Object'ten Account objektimize gidelim. Oradan da Validation Rules'a tıklayalım. Yeni bir Validation Rule oluşturalım. Evet arkadaşlar, öncelikle ne diyelim? Şöyle diyelim. Rule name'i koyalım. Billing address must be required diyorum. Yani zorunlu olsun şeklinde bir isim koyuyorum. Daha sonra burada kullanacağınız function kullanmamız gerekiyor. Burada kullanmanız gereken function is blank. Sağ tarafta is blank'i arayıp bulalım. Is blank. Bunun içine hangi field'in boş olmasını istemiyorsanız o field'in adını koymanız gerekiyor. Tabii ki bunu ezberden bilmenize gerek yok. Insert field diye bir butonumuz var. Oradan biz billing adresiyle alakalı her şeyi bulabiliyoruz. Ne ile başlayalım? Billing adresi zaten var. Sadece billing adresi kullansak ne olur? Evet, sadece billing adresi kullanıyorum. Ve diyorum ki eğer billing adresi boş ise hata ver. Hata mesajımız şu. Billing adres cannot ya da is required diyelim. Billing adresimiz required. Bunu nerede gösterelim? Billing adresinde gösterin diyorum ama burada billing adresi bulamazsınız. Çünkü billing adres field setlerden oluşuyor. Birkaç field'i içine barındırıyor. O yüzden tek bir field değil. Ya böyle ne diyelim? Bir bütün birkaç field'in birkaç alanın bütünleşmesiyle oluşuyor. O yüzden biz bunu field olarak değil de Top of page diyelim. Orada görelim. Evet arkadaşlar. Tekrar edelim. Billing adres eğer boş ise hata verecek. Yani dolu olmasını sağlayacak. Eğer boş ise hata verecek. Save diyoruz. Şimdi accountlara gidip yeni bir account oluşturalım arkadaşlar. Buna new account 9 diyelim. Daha önce 8'e kadar oluşturmuştuk. Bu şekilde devam edelim. Billing adresimiz burada görüyorsunuz. Diyelim ki billing adresi doldurmadım. Bakalım ne olacak? Evet, billing adresi is required diyor. Billing adres is required diyor. Ama ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Birinci validation'ımız bu olsun. İkinci validation'ımız şu olsun. Hepsini değil de şu anda siz diyelim ki province'i yazdınız. Ama diğerini boş bıraktınız. Save diyorsunuz. Gördüğünüz gibi hata vermiyor. Herhangi bir tanesini doldurduğunuz zaman hata vermiyor. Ama hiçbirini doldurmayınca hata veriyor. Şöyle diyelim görüyorsunuz. New account 10 diye yeni bir hesap ekliyorum. İki tane alanı dolduruyorum. City Carmel diyorum. Şu şekilde doldurunca hata vermeyecek. Çünkü en azından iki tanesi dolmuş. Boş değil. Şu anda boş gözükmüyor. Tamamen boş değil öyle diyelim. Save diyoruz. Save yapıyor. Ama siz hiçbirini doldurmazsanız o zaman hata veriyor. Bakalım. New account 11 diyelim. Hiçbirini doldurmuyorum. Save diyorum. Hata veriyor. Sevdiğim hata veriyor. Ama benim istediğim şu. Benim istediğim sadece bir değil, hepsinin doldurulmasını istiyorum. Hepsini zorunlu yapmak istiyorum. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Tekrar geri gidelim. Edit yapalım.
Evet, billing address must be required diyor ya. Burada tamam, ismi okey. Ama ben billing address değil, billing address içindeki alanların required olmasını istiyorum. Hangileri? Diyelim ki city, bu birincisi olsun. Bunu ekliyorum, birincisi. Kopyalıyorum formülümü. İkincisi ne olsun? İkincisi billing country olsun. Onu bulalım. Billing country olsun. Üçüncüsü şöyle kopyalayalım. İçini boşaltalım. Hepsini teker teker böyle bulalım. Billing adresi almıyoruz. City country. Ondan sonra Billings province alıyorum. Ya da niye alalım arkadaşlar? Billing street alalım. Evet. Country, city ve street'i aldık. Bu üçünün boş olmasını istemiyorum. Böyle şöyle yazalım. Billing adres demeyelim. Billing, city, country and diğer neydi? Street is required diyoruz. Bu şekilde değiştiriyoruz error mesajımızı. Ama bunları bu şekilde yazamazsınız arkadaşlar. Bunları or ya da and ile birbirine bağlamanız gerekiyor. Şu anda check yapsak hata veriyor. Or mu and mi? Şöyle düşün arkadaşlar. Eğer birbirinden bağımsız olaylar ise or kullanmanız gerekiyor. Birbirine bağımlı ise o zaman and kullanmanız gerekiyor. Şu anda biz ne istiyoruz? Herhangi bir tanesi boş olduğu zaman hata versin. Yani hepsinin doldurulmasını istiyorum ben. Eğer bir tanesi boş ise hata verecek. Bir tanesinin boş olması bana yetiyor. O yüzden or kullanıyorum. Or şu şekilde kullanılıyor. Or parantez açıyorsunuz. İçine bütün oluşturduğumuz filtreleri virgülle beraber koyuyorsunuz. Daha sonra parantezimizi kapatıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve boşlukları siliyoruz. En yukarı götürüyoruz. Bu şekilde or kullanmamız gerekiyor. Bunun manası ne? Şu. Eğer billing city ise hata ver. Ya da billing country boş ise hata ver. Ya da billing street boş ise hata ver. Üçünün aynı anda boş olması değil. Üçünün aynı anda boş olması değil. Üçünden birinin boş olması durumunda hata verecek. Bunu biz save yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar deneyelim. New account on diye bir account'umuz vardı. Bunu edit yapabiliriz. Çünkü burada biz neyi doldurmuştuk arkadaşlar? Sadece Carmel ve yani city ve province'i doldurmuştuk. Ama biz ne istiyoruz? Street, country ve city dolmuş olsun. Üçünün de dolması gerekiyor. En az bir tanesinin boş olması durumunda hata verecek. Şu anda iki tanesi boş. O yüzden hata vermesi gerekiyor. Save diyorum. Save diyorum. Ne hata veriyor? Billing city, country and street is required diyor. Yani en azından bir tanesi boş olmaması lazım. Street yazıyorum şimdi. Dolduruyorum. Street A diyorum. City okay. Country diye bir şey yazalım. USA diyorum. Bu şekilde kaydettiğiniz zaman hata vermiyor. Çünkü üçünden biri, en azından biri boş değil. Üçünün de üçünden birinin boş olması durumunda hata vereceği için biz hepsini doldurduk. O yüzden hata vermedi.